Bu derste V-Ray 4 materyali nedir onu öğreneceğiz arkadaşlar. V-Ray'in önemli materyallerinden biridir. Peki ne işe yarar V-Ray 4 materyal? V-Ray 4 materyal arkadaşlar sahne üzerinde kirli kaplama yapma işine yarar. Gerçekçi sonuçlar verir ve sahnemizde daha realistik bir görüntü almamızı sağlar. Şimdi V-Ray 4 materyalin mantığı nedir? V-Ray 4 materyal nedir? Bunun için bir sahne hazırladım. Bu sahnedeki bisiklet modelini görüyorsunuz. Bu bisiklet modelinin yapımı diğer DVD'mizde var. Size bunu da göstermiştim. Bu sahneyi oluşturmak çok kolay. Görüyorsunuz merdiven basamakları hazırlamışım şöyle. Merdiven basamakları şu kutu gibi bir şöyle iniş. Zemin planından oluşturulmuş. Karşıya bir duvar konulmuş. Burada da bir kapı var arkadaşlar görüyorsunuz. Bu şekilde bir sahne hazırladım. Şimdi V-Ray 4 materyali arkadaşlar. Önce bakalım bu ne işe yarıyor, nedir, ne değildir. Şimdi şu sahnemdeki şu kaplamalı olanları görüyorsunuz. Öteki kaplamasız duvar, kapı, merdiven ve zeminde kaplama görünmüyor. Hemen bunlara kaplama atalım ve ne işe yaradığını gösterelim. Şimdi V-Ray'in öncelikle ne yapalım? Şöyle zemine bir kaplama atalım. Zemin diyelim, Enter'a basalım. Zeminde ne yapacağız arkadaşlar? V-Ray materyal açıyorduk değil mi? Hatırlıyorsunuz. V-Ray materyali açtıktan sonra gelip buradan V-Ray 4 atmak istiyorsanız yani V-Ray'in kirip kaplamasını atmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Diffuse'un yanına tıklıyorsunuz. V-Ray Advanced'dan V-Ray 4 yazan bölüme tıklayıp giriyorsunuz. Şimdi şöyle bir bölüm açılıyor o zaman. Reduce, Occluded Color, Unoccluded Color ve Distribution, Fall of, Subdiffuse gibi seçeneklerin alt alta sıralandığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şuradaki Reduce'u önce bir anlatayım. Reduce sahnedeki V-Ray 4 materyali yani 4 ne demek? Kirli, kir, pis, kötü bir materyalin yayılma çapı yani sahnedeki yayılma çapını ifade eder. V-Ray 4 materyal genellikle şu mantıkla çalışır. Önce şunu da bir anlatayım. Mesela hemen buna V-Ray 4 materyal yapacağız. Unaccluded Color. Şimdi normalde kir rengi ne olur? Siyah olur, değil mi? Bunu siyah yapıyoruz. Tamam. Şu Occluded Color kir rengini veriyor arkadaşlar. Bu kirin rengi. Unaccluded Color da zemir rengi olarak düşünebilirsiniz. Yani temel renk. Şimdi şöyle bakın. Şurada hiç zemine başka bir şey atmadan bunu getirip şöyle direkt şuraya atacağım. Zemin diyorum. Bazen şu çıkacak. Şu çıktığı zaman yeniden isimlendir diyorum. Zemin 1 dedim. Şimdi geleyim arkadaşlar şu merdivene de mesela başka bir materyal atayım. Buraya da merdiven diyeyim. Merdiven enter. Gelip buna da V-Ray materyal atacağım. V-Ray materyali seçtikten sonra şöyle V-Ray 4 diyorduk. Evet V-Ray 4. Geldik. Şuraya da mesela merdivene de şöyle bir renk attım. Bu da merdivenin rengi olsun. Mesela şunları merdiven 2 diyorum. Hepsini şuraya atıyorum. Şimdi bir render alalım. Hemen V-Ray 4 materyalin ne anlama geldiğini o render'dan bir görün. Test render ayarlarıyla bir render alıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi sahnem açıldı. Sahnemde V-Ray 4 materyalin birebir ne işe yaradığını hemen gözümüze çarpıyor. Nereden gözümüze çarpıyor? Bakın arkadaşlar. Şurada dikkatinizi çekerse mesela bu saksının yere değdiği noktanın etrafına bakın. Bu köşeleri ve merdivenin şu dipleri ve şurada birleşme yerlerinin bakın şuraları mesela şu köşe noktalarının bakın şuraların mesela görüyor musunuz? V-Ray 4 materyal attığımız herhangi bir nesnenin üzerine bakın V-Ray 4 materyalin mantığını açıklıyorum. V-Ray 4 materyali bir nesneye attıysanız o nesne ile temas halindeki diğer nesnelerin çevresi belli bir kir oranıyla kaplanır. Gerçekte de dünyada da böyledir arkadaşlar. Gerçek dünyada da. Mesela şuralar
Değil mi? Birleşen yerler. Mesela bakın, saksıda V-Ray 4 materyal yok. Eğer saksıda V-Ray 4 materyal olsaydı saksı üzerinde de bir kir olacaktı. Şöyle şu bölümlere doğru, yukarıya doğru bir kir çıkacaktı. Fakat burada sadece, bakın dikkatinizi çekiyorum. Zeminde V-Ray 4 materyal var ve bu saksı bu zemine değdiği için hemen şunu algılıyor. Evet, bu köşede hemen V-Ray 4 materyal olduğundan dolayı kir bırakmalıyım diyor V-Ray. Merdivenin hepsinde V-Ray 4 materyal var. Çünkü aynı materyal ile yaptık. Şu dipleri bakın, merdivenin şu bununla bunun birleştiği yer. Şu aralar yani. Şu çizgi. Şunla şunun birleştiği yer. Şu aralar. Bakın. Şuralar. Bakın şuralar. Şuralar. Şunun duvarla birleştiği yer mesela. Bakın şurası. Görüyor musunuz? Yani hatta şu korkuluğun şu merdivenin etrafında bakın bıraktığı şu bölümde bile V-Ray 4 materyalinin etkisini hissedebiliyoruz. Gerçekçi görüntüler için her zaman V-Ray 4 materyal kullanmanızı tavsiye ederim. Peki biz gelip sadece bir renk mi kullanmak zorundayız? Burada yani V-Ray 4 materyal sadece renk ifade ediyorsa hiçbir anlamı yok. Hayır arkadaşlar. Elbette ki V-Ray 4 materyal sadece renk demek değil. Örneğin buradaki zemin kaplama da atarak kullanabiliriz. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Mesela bir difuza attığımız şeyler de görünüyor. Burada Maps'te difuzun olduğu yerde de görünüyor. Yani buradan da girebilirsiniz. Şuradan da girebilirsiniz. Burada girdikten sonra bir kere kir rengimiz siyah olacak, değil mi? Knocked Color yani kendi esas rengi olan zemir rengi için hemen girip şuraya, bakın şuraya bir materyal atacağım. Nano yazan kısma tıklıyorum. Standarttan bitmap diyorum. Bitmap deyip hemen yukarıya çıkıp zemin kaplama rengim nerede ise şu anda kaplamalar içinde bakın şurada taş zemin open diyorum ve getirdim. Bunu görsel olarak görmek istiyorum zeminde. Evet. Şimdi yukarı çıkıyorum. Şunu aktladık color olan yere diyorum ki şunu artık kullanmıyorsun. Taş zemin kaplamamı kullanıyorsun. Ama kiri kullanıyorsun bakın. Kiri kullanıyorsun. Eğer kir yerine bir kaplama falan atmış olsaydım o zaman kiri de kullanmayacaktı. Bu kaplamayı kullanacaktı şöyle etraflarında falan. Ama gerek yok yani. Kir ne olur? Siyah olur. Şimdi peki devam edelim. Şimdi taş zemini attık diyelim buraya. Taş zeminin bir kere tıkladık girdik yukarıya. Bir daha yukarı çıktık. Bu bizim taş zemin materyalimiz değil mi? Bir kere bunun bir de bump'ı olur değil mi? Hani sonuçta bu kabar bakın bu taşlar falan kabarmalı olacak. Bakın şuraya taş zemin disp yazan yere bump bölümüne şöyle taş disp atıyorum. Siyah beyazını atıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Bunu siyah beyazını ben buraya attım ama mesela displace de verebilirim. Buraya bunu çekip böyle kopyalayıp falan instance deyip ya da. Ama şimdi displace verirsem sahnemdeki render'ım çok uzar. Onun için bump vereyim. Şöyle 100 yapayım hatta bump'ı da. Şöyle bir render alalım bakalım. Nasıl daha bir şık duruyor mu? Hatta bunun render'ını almadan önce bir saniye bunundan hemen çıkayım. Şu merdivenin de bir render'ını alayım. O da bir şık bir görüntüye kavuşsun. Evet. Şimdi merdivenin bir sarı bir renk atamıştık. Kötüydü. Şimdi hemen bu renk yerine ne yapacağım? Kaplama atacağım şimdi merdivenime. Merdivenime kaplama atmak için kaplamalar bölümünde hemen beton yazıyordu zannedersem. Evet. Şöyle beton turuncu yazan kaplamamı getirip merdivene şuraya atıyorum. Yukarıya da çıkıp bir kere bu merdivenin arkadaşlar bir de kabarması olur sonuçta bir belli bir miktar şey olacaktı yani kabarması bir bump olacaktır. Şöyle şunu şuraya atayım. Evet. Bunu da şöyle atıyorum 70-80 falan bir şey yapayım. Şuraya da bir mesela biraz da yansıma olabilir bu merdiven betonlarında falan. Biraz da reflekt atayım şöyle şu reflekt aynı siyah beyaz görüntüyü. Evet. Şuraya da atmış oluyorum. Zira bakın mesela reflekte atmamın amacı ne? Şimdi bakıyorum. Diyorum ki mesela bu içeride kalan çukur bölgeler parlamaz. Sonuçta parlama olmaz buralarda. Gri yerler biraz parlar. Açık yerler biraz daha fazla parlar. Biraz gerçekçilik sağlarız. Reflekte de bunu attım. Bump'a bunu attım. V-Ray 4'ün içine girdim. V-Ray 4'ün içinde de kaplama olarak da bunu kullan dedim. Çıkıyorum. Şimdi normalde V-Ray 4 olmasa ne yapıyordum? Mesela bunu clear yapıp kaplamayı direkt bunun üstüne atıyordum değil mi? Ama V-Ray 4'lü bir kaplama oluyor böyle bu şekilde.
Evet, merdivenin. Peki kaplamasının bunun üstünde nasıl durduğunu görmek istiyorsanız da şöyle şunun içine gelip şuradan şöyle şuna basabilirsiniz. Kaplama bu şekilde görünüyormuş. Şimdi bir render alalım. Bakın kaplamalı nasıl duruyor. Evet, gördüğünüz gibi merdiven üzerindeki parlama çok fazla olmuş. Çok fazla göze batıyor. Hemen bu parlamayı bir kere biraz azaltalım. Saçma bir parlama çünkü. M'ye basarak merdiven üzerindeki parlamanın saçma duruşunu bir değiştirelim bakalım şöyle. Bunu kaldıralım hatta. Direkt şöyle bir daha bir render alalım. Evet, kaplama atınca ne kadar iyi olduğu görünüyor. Ortaya hemen kendini veriyor zaten. Dikkatinizi çekiyor ise arkadaşlar. Mesela zemin taşlarının yetersiz bir bump'ı var, değil mi? Mesela bunu 100 yapsam bile şöyle zemine gelip zemini mesela atıyorum 200 yapsam bile çok da fazla etki etmiyor. Mesela bunu değiştirmenin bir yöntemi de şuradan output'tan mesela zemin bump'ını 3 kat arttıralım. Evet. Şöyle bir de böyle bakın. Bir render alalım. Çünkü displace ile çok fazla abartılı oluyor. Render'ımız çok uzun sürmesinden çekiniyorum. Olayın başka bir amaca kaymasını da istemiyorum bu kadar render uzun sürerken. V-Ray 4 materyalin bakın kaplama üzerindeki etkilerini şu anda hala inceliyoruz. Evet. Mesela şurada kaplama üzerinde V-Ray 4 materyalin kullanımında görmüş olduk. Şuradaki V-Ray 4'ü bakın bir an için şuradan copy diyorum. Şunu da şuraya böyle getireyim. Kaplamasını sildim, değil mi? Bakın kaplaması gitti ama elimde duruyor. Şimdi ben yapıştır deyince burada kalacaktır. Şimdi bir render alıp bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet. Render bitti. Şimdi bakın. Şurada V-Ray mesela Radius'u anlatmıştım, değil mi ben size? Radius neydi? V-Ray 4 materyali yayılma çapıydı. Şimdi normalde bakın şurayı biraz düşürelim. Bir de şu etkiyi öyle görün. Radius'un ne işe yaradığını biraz da anlamış olun. Mesela buradan bir örnek aldım. Kaplamayı bilerek çıkardım ki şuradan. Şunun daha da iyi görebilirsiniz diye şu siyah bölgeyi. Mesela bunu ne yapacağım? Şöyle 5 yapayım. Bir de böyle bir render alalım. Hatta sadece şu bölgede bir render alalım. Evet. Evet arkadaşlar render'ımız hemen bitti. Şimdi sağ tarafta bulunan resimde Radius 25'ti. Şurada da 5. Bakın şurada 5 santim kadar gelip kiri şurada bir yerde bitirmiş. Dikkat edin şu diplere. Bakın şurada da kiri var. Ama şurada bir yerde bitiyor. Dar alanlar için daha uygun, değil mi? Şu yan tarafa bakın mesela. Yan tarafa bakın. Bakın şurada bitmiş. 5 santimde bitmiş. Bir de şurada bakın. Şuralara kadar falan bir gelmiş. Bakın şurada bu yanlara bakın. Şuralara kadar gelmiş. Bakın şurada kısa bir yerde bitiyor. Aslında mesela böyle dar olan yerlerde şu şekilde hani radius'u ayarlamak önemlidir. Çünkü çok fazla şuraya kadar gelmez. Arada biraz da temiz bölge kalır. Sadece şu diplerde biraz daha fazladır ama arada biraz temiz bölge kalır. Burada neredeyse temiz bölge yok gibi yani. Birazcık şuradan gelmiş 25, şuradan da böyle gelmiş. Şurayı neredeyse siyah yapmış. Radius'un anlamını da böylelikle çözmüş oluyorsunuz. Yani V-Ray 4'ün etki çapı gibi düşünebilirsiniz. Peki konumuza devam ederken mesela şu duvar materyalini ne yapalım? Bakın şunu kapatıyorum. Şuna da gelip pest deyip şöyle pest dedim ve o kaplamasını getirdim. Demlemdeydi ya. Şuraya da mesela duvar diyorum ve Enter'a basıp şuraya duvar kaplamamı şöyle bir atayım. Şu kalsın şurada. Kapatalım. Şimdi bu duvar kaplamasını yaparken standarttan ne yapıyorduk? V-Ray materyali önce bir seçiyordum. Geldikten sonra diffuse'dan ne yapacağız? Şimdi bu duvarda da kir var, değil mi? Mesela bu kapının etrafında kir oluşması için ne olması lazım? Duvarda böyle bir V-Ray 4 atmamız lazım. Yoksa kapı dümdüz cam gibi işte renkli işte efendim bunun dış tarafında mesela şu yanlarda hiçbir kir birikmemiş falan. Yani çok gerçekçi bir durum değil aslında. V-Ray 4 materyali mantıklı kullandığınız zaman her yerde kullanabilirsiniz. Diyorum tekrar gelip buradan diffuse'a yan tarafına tıklayıp V-Ray 4 diyorum ve evet V-Ray 4 materyalim burada ortaya çıkıyor. Şimdi duvara bir kaplama atacağım. Bu kaplama için hemen kaplamalarımın bulunduğu klasörü açıyorum ve
Şöyle Volvo harfine basıp evet buldum. Şöyle getirip hemen bunu buraya da sürükleyebilirim. Bitmap yerine. Evet attım buraya. Şöyle bir duvar kaplamamız var. Buradaki çıkıntıların şurada bump olarak görünmesini istiyor isem isterseniz Maps'te şöyle aynı şeyi de mesela şuraya şuradan kopyalayıp şöyle kopyalayıp yukarıya mesela şuraya da bump'a diyebilirsiniz. Pardon. Ne oldu? Ne yaptım ben ya? Şöyle şu duvar kaplamasını şuraya duvar dedikten sonra arkadaşlar şu duvar kaplamasını getirip şuradan volu şuraya atıyorum. Evet geldi. Biraz yukarı çıkıyorum. Şuradan aynı volu şuraya da attım. Yani bir yanlışlık yaptık. Evet. Şimdi bu duvar kaplamasının burada görünmesini istiyorsanız ne yapacaktık? Şöyle şuraya basıyoruz ve görünüyor. Şimdi bu duvar kaplamamız göründü burada. Hemen şu kapının kaplamasını da yapalım. Kapı diyelim. Önce şuradan getirelim. Fark etmez gerçi. Şuradan hemen bir kapı diyelim. Evet. Difuzun yan tarafından V4 seçelim. V4'ü kapının materyali neyse ne kullanacak isek mesela bunu belirlemiştim ben önceden. Bunu da getirip buraya atıyoruz. Kapının materyalini de şöyle yansıma falan vermek isterseniz şuradan yine aynı şekilde verebilirsiniz. Kapının materyalini getirip şuraya atıyorum. Gelip attım. V4. V4'ün değeri hep aynı ilk geldiğinde. Bunları değiştireceğiz. Mesela şunu da atayım buraya. Şunları da atalım. Şu anda kapıya da V4 materyali attım. Şu duvarıma da attım. Mesela kapıya attığımda kapıda nasıl bir etki bırakacak? Kapının bu iç taraflarına kir atacak. Kirli bir görüntü olacak. Şu köşelerin birleştiği yerler. Mesela şuralarda olacak. Şu kapıyla duvarın birleştiği yerde hem kapı tarafında hem de duvar tarafında V4 olacak. Mesela şuralarda olacak. Kapıyı etkileyen yani duvarı etkileyen her yerde V4 materyalinin etkisini biz de hissedeceğiz. Evet. Şimdi bir render alalım bakalım. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Kapının bulunduğu yerlerde hep böyle kirin etkisini hissedeceğiz diye değil mi? Şimdi öncelikle bakın şurada mesela bakın şuralarda bile hissediliyor. Burada ne var? Burada şu merdiven korkuluklarını şurada bakın şu demirin etrafını kirlendiğini hemen görüyorsunuz. Daha bakın mesela şuralarda bir köşe iyi görünmediği için çok belli olmuyor fakat mesela bakın şuralarda falan ben hissedebiliyorum. Bir kir etkisi var mesela şu bölgelerde. Şuranın içinde bakın. Bakın şu siyah bölgeye bakın. Bakın şuralara bakın. Hissedebiliyorsunuz değil mi? Şuralarda hep kir etkisi var. Kir etkisi olmasaydı şu sahne bu şekilde çıkmazdı inanın. Mesela bakın duvara attığımız kir etkisi şurada ne kadar böyle güzel görünüyor değil mi? Şu taş ile duvarın birleştiği yerde şu bölgede mesela ne kadar da iyi görünüyor birleştiği yeri. Kaliteli gösteriyor. Gerçekten gerçek hayatı realize ediyor diyebiliriz. Mesela şuradaki biraz daha şu taşın mesela V4 çapını şöyle 12 yapayım. Şuranınki için yaptım. Başka size diğer sahnedeki diğer özellikleri anlatmaya çalışayım. Bunu da V-Ray'in kendi kaynağından aldığım resimlerle göstermek istiyorum. Farklı örneklerle sizi beslemek istiyorum. Distribution değeri şu anlamı taşır arkadaşlar. Kenarlardaki bir belli bir eğimle geçiyor ya mesela yoğun, az yoğun, daha az yoğun ve bitiyor V-Ray 4. Onu daraltıyor. Daha kenarlarda daha keskin bir siyah görüntü elde etmeye sağlıyor. Bu amacı ayar distribution değeri. Mesela bunu çözmek için de hemen ben geliyorum. Şunu aldım. Bu bir. Bunu çıkardım. Şu duvardaki distribution duvarın distribution değerini
Hemen şurada 4 yapacağım. Bak 4 yapacağım. Bir render daha alsın diyeceğim. Hatta nerede render alsın? Şu bölgede bir render alsa zaten biz bunu görürüz hemen. Evet. Duvarın distribution değeri artınca bakın ne oldu. Şu sağdaki normal bir distribution ile yaptığımız, soldaki de 4 distribution ile yaptığımız. Bakın şu aradaki yayılma çapına bakın arkadaşlar. Mesela yakınlaştırayım. Şurada ne oldu? Bakın şuralarda daha keskin bir görüntü var iken buralarda şuraya kadar daha ovalce gitti. Oval yani daha şuralara kadar böyle sertliği yaydığı için buralarda V4'ün etkisi daha yüksek. Buralarda ise şuralarda sert, dışlara doğru daha az bir görüntü elde etmiş oluruz. Bunu V-Ray'in kaynağında nasıl görebiliyoruz? Şuradan şöyle bir anlam veriyor V-Ray. Şöyle bakın. Ne diyor? Distribution değeri anlatıyor bizim için. Aynı örneği vermiş. Diyor ki birleştiği yerlerde daha çok bir dağılım vardır. Eğer distribution değeri mesela 1 iken şurada dikkat edin yayılma daha fazla iken distribution 3 olduğunda köşelerde daha da sert bir yayılma ve şöyle distribution 10 olduğunda şuralarda iyice sertleşiyor, buralarda da azalıyor. Yani distribution değeri birazcık kirin yayılmasını engelliyor aslında. Bir nebze Redis gibi de çalıştığını söyleyebiliriz. Falloff değeri nedir arkadaşlar? V-Ray 4'ün kullandığı bölge ile mesela burayı kullanıyor değil mi? Şöyle sonlara doğru etki etmediği bölge arasındaki kir geçişini sağlar. Onun resmine bakalım hemen. Evet. Falloff değeri için. Bakın şurada daha geçişli bir bölge sağlamış. 0 falloff 0 için. Falloff 1 için dağılmayı bakın şu köşelere bakın. Mesela şunun yan taraflarına bakabilirsiniz. Bakın falloff 1 olunca daha da aşağıya doğru çekmiş dağılmayı. Kullandığı bölgeyi azaltmış. Mesela şunun dip tarafına bakıyorsunuz. Falloff 0 için bakın bir de falloff 5 için bakın. Böylelikle kullandığı bölgeyi sınırlıyor ve kullanmadığı bölge arasında bir geçişi azaltıyor. Mesela şurada çok güzel yumuşak geçiş var. Burada geçiş sert. Şuradan birden bitiyor onun için. Falloff değeri de bu anlama geliyor arkadaşlar. Gelelim bir başka değerimize subdivs'e gelelim arkadaşlar. Peki subdivs ne işe yarıyor? Biliyorsunuz subdivs genelde kaliteyi kontrol eden bölge. Bunu anlatmıştım zaten. Genelde kaliteyi işaret eder bize. Yakınlaştırıp subdivs 1 için 4 V4 materyal değerine bakın. Subdivs 5 için ve subdivs 20 için realistik görüntünün nasıl olduğuna bakın. Tabi subdivs ne demek? Subdivs'i çok arttırmak demek, süre demek. Subdivs'i azaltmak demek, kaliteden çalmak demek. Yani biraz diğer de arkadaşlar V-Ray 4 materyalin X, Y ve Z eksenlerine göre dağılımının yönünü belirleyebilmeniz için yapılmış bir materyal. Şuradan hemen mesela açalım. Bakın. Biraz X yönü için vermiş. X yönü şuranın sol tarafındaki yön. Bakın sol tarafında şuradan itibaren sola doğru şurada kir kontrolünü görüyorsunuz. Bias değerini Y yönü için buraya doğru vermiş ve Z yönü için farklı eksenlere göre kontrol etmek isterseniz V-Ray 4 materyali bunları kullanıyorsunuz. Şu Ignore for GI, GI hesaplamalarına Global Illumination biliyorsunuz hesaplamalarında V-Ray 4 materyalin görünüp görünmemesini etki eder. Bunu bu şekilde yapmanız lazım. Ama şey yaparsanız eğer bunu aynı zamanda kapatırsanız Consumer Same Object Only'de seçmelisiniz. Buna bakın şurada bir örneğimiz var. Kapattığında açık iken kapalı iken kapalı ve Sum Object Only açık iken gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar yani V-Ray 4 materyalinin en önemli özellikleri bunlar. Bu özelliklerle çok önemli çok güzel işlere adım atabilirsiniz. Bir soru aklınıza geliyor olabilir. V-Ray 4 materyali başka bir yerde kullanabilir miyiz? Başka bir amaçla kullanabilir miyiz? Evet kullanabilirsiniz. Örneğin bu materyal genelde kir için kullanılır. Fakat sadece kir
değil de kir gibi olan şeyler de var. Nedir kir gibi? Örneğin şu burada bilerek sahnede kaplamasını atmadığım bir saksı var arkadaşlar. Mesela saksı gibi veya başka bir şey gibi yosun tutabilen malzemeler varsa, mesela maddeler varsa, kiri siyah yapmak yerine yosun ne renk olur arkadaşlar? Yeşil bir renk olur, değil mi? Yeşil bir renk de yapabiliriz. Nasıl? Hemen gelip buraya saksı diyelim mi? Şuraya hemen saksı diyelim. Enter'a basalım. Standarttan şuraya materyalde V-Ray materyal seçelim. Diffuse'a da gelelim. Aynı şeyler hemen. V-Ray 4 materyal seçelim. Geldik. Şimdi şu renk ne arkadaşlar? Öncelikle şunu söyleyeyim. Knuckled Color. Bir kere buna böyle kiremit rengi bir renk olur değil mi genelde saksılar? Öyle hani kahverengi gibi. Şöyle. Evet. Bu bizim saksımızın kendi rengi olsun. Peki, diyelim ki bu saksı şuralarda yosunlaşma oldu. Alt taraflarına, dip taraflarına yosunlaşma. Onu da hemen yapalım. Diyelim arkadaşlar, şu da bizim mesela yosun rengimiz olsun. Şimdi 25.4 yazıyor da bu kadar çok olmaması lazım yani bunun. Sonuçta orada abartılı bir şey istemiyoruz. Peki 15 olsun. Bir 15 ile bir deneyelim bakalım. Hemen gelip şuna da, şu saksıya da şunu atalım. Evet. Attık. Şimdi bir render alalım. Bakalım renderımızda ne çıkıyor. Evet. Bakın arkadaşlar. Hemen şöyle hemen bir izlenimde bulunalım. Bir kere saksımızın rengi güzel. Az bir şey koyu olabilir. Hiç mesele değil. Şu yosun rengi süper. Ama çok fazla mı yukarı gitmiş acaba? Şöyle bir şey yapalım mı? Mesela şu dağılma, şu biraz bana dağılma bir kere fazla gibi geldi. Falloff'u biraz arttıracağım. Çünkü dağılma bu kadar böyle yayılırsa yukarıda da olmaz. Şöyle şurada bir yerde böyle sınırlı gibi kalsın. Böyle biraz daha keskin olsun yeşil. Onu istiyorum. Bu bir. İkincisi şu turuncu rengini birazcık koyu yapacağım. Ama bakın kir rengi yerine şöyle bir yosun tutmuş gibi sanki saksının altında böyle bir şey oluşturmuş oldum. Bakın hemen kir rengini biraz koyulaştırıyorum. Bu bir. İkincisi şu falloff değerini şöyle bir mi yapayım? Bir yapayım. Bir de şu sanki bu 15 santim buna fazla olmuş gibi geliyor bana. Radius olarak da şöyle ortaya kadar falan gelmiş. Diplerde normalde olur bu kadar yosun olmaz. 10 diyorum. Şimdi şundan bir kopya alayım. Hemen buraya bir render daha edeyim. Şuradan bir çıkayım da hemen yakalayabilirsem eğer. Evet. Sadece şurayı bir render etsin. Evet arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi V-Ray 4 materyali farklı bir yerde de kullanmış olduk arkadaşlar. V-Ray 4 materyal neymiş? Siyah, yeşil burada kullandığımız gibi genellikle siyah kir materyali yaratmak istiyorsak V-Ray 4 materyali kullanırız. V-Ray 4 materyal de bu şekilde arkadaşlar.